Evet, şu anda Türkiye halkını, Türk halkını zehirleyen Kanadalı, Amerikalı Anagold Maden Şirketi'nin yanındayız. 10 Haziran günü müvekkil Sezat Cezayirlioğlu ile birlikte şeyde Erzincan Valiliğine başvuru yaparak buradaki tehlikeye dikkat çektik ve kapatılmasını talep ettik. Fakat valilik bizim talebimizi dikkate almadı ve 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece şurada gördüğünüz sola kıvrıldığında 3. siyanür borusu, rengi farklı olan 3. siyanür borusu patladı. Ve daha sonra Sedat'ın hemen olay yerine intikal etmesiyle birlikte jandarma geldi ve jandarma tutanaklarına göre şirket 20 metreküp siyanürlü zehirli bileşik ve içinde 8 kilogram siyanür olduğunu, Fırat Nehri'ne ve buralara bütün doğaya karıştırdığını kabul etti. Ancak bizim daha sonra yaptırdığımız tespitte de doğaya karışan siyanürlü zehirli bileşiğin 20 metreküp değil 210 metreküp. Yani 8 kilogram değil 80 kilogram olduğu ortaya çıktı. 210 metreküp siyanür 340 tona tekabül eder. 88 gün boyunca inşaat bilirkişinin raporu, kimya bilirkişinin raporu. 88 gün boyunca bura kapalı kaldı. Son açılmasına 10 gün kala bakanlık müfettişleri geldiler. Denetimlerde eksik buldular. Açılmasına izin vermediler, gittiler. Duyumun 10 gün sonra da duyum aldım ki bir gün sonra madenin açılacağını duyumunu aldım. ÇED Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün'ü aradım. Dedim burayı açıyormuşsunuz. Topu MAPEG'e attı. Dedim peki 10 gün önce buraya geldiniz. Açılacak yönünde rapor hazırlamadınız. Eksikliklerin tamamlanmadığını diye rapor hazırladınız. Şimdi ne değişti? Gelmeden nasıl açıyorsunuz dedim burayı. Denetimleri yapmadan nasıl açıyorsunuz dedim burayı. Dedi ki top bizden çıktı. Sorumluluk şu anda MAPEG. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde. Burası sadece Türkiye'yi değil, bütün Orta Doğu'yu, tarımı, Haran'ı, GAP'ı, 5 tane barajımızı, Suriye'yi, Irak'ı ilgilendiriyor. Buradan 21 Haziran gecesi Fırat Nehir ve Barajı'na mahkemenin delil tespit davamızdaki bilirkişilerine göre 210 metreküp 340 ton saf siyanürün Fırat ve Nehir ve Barajı'na karıştığında mahkeme kararıyla da ispatladık bütün dünyaya. Ama öyle büyük bir rant dönüyor ki denetimler tamamlamadan 88 gün sonra bu madenin çalışmasına tekrar izin verdiler. Şu anda Türkiye'yi, komşu ülkeleri zehirlemeye devam ediyor. Bu arada son çıkan sansür yasasıyla halk sağlığı konusunda gerçeğe aykırı bilgi vermek diye bir suç icat ettiler. Burada Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. 2016'dan beri kanser istatistiklerini yayınlamıyorsunuz. 2002 ile 2016 arasında 14 yılda erkeklerde kanser vakası 12 kat, kadınlarda 7 kat arttı. Ve şu anda bizim aldığımız duyumlara göre şu anda Sabırlı'da, İliç'teki erkeklerde kısırlık, erkeklerde ve kadınlarda kısırlık oluşmaya başladı. Orşit hastalığı. Orşit hastalığı oluştu. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ve Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Madem halk sağlığı hakkında gerçeğe aykırı bilgiyi yaymak yasak, o zaman gerçek bilgiyi ortaya koyun. İstatistikleri verin. Kaç kişi kanser oldu? Türkiye'de kaç kişi kanser oldu? Burada kaç kişi kanser oldu? Burada kaç kişi orşit oldu? Kaç kişi kısırlaştı? Son bir sözüm. Bugün itibariyle dosyamız tamam. Burası, burada insanlığa karşı suç işleniyor. 27 Ekim itibariyle dünyanın ikinci Çernobil'i olan Erzincan İliç'teki altın madenini insanlığa karşı işlenen suçlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımış bulunmaktayız. Lahi Adalet Divanı'na davamı taşıdım avukatım aracılığıyla. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hem insanlığa karşı suçtan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünün 7. maddesini ihlal etmekten, hem de ekokırım suçundan dolayı Kanadalı ve Amerikalıları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet ettik. Hem insanlığa karşı suç hem de ekokırım suçu. Aynı fiille şu anda Erzincan İliç'te ve Orta Doğu'da, burada Mezopotamya'da, Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hem ekokırım suçu hem de insanlığa karşı suç işleniyor.